İYİ Parti grubu adına Isparta Milletvekili Sayın Aylin Cesur. Buyurun Sayın Cesur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ruanda ile güvenlik alanında anlaşma yapılması memnuniyet verici. Türkiye'nin yatırım alanları çeşitlenirken yatırımlarımız güvence altında olacak böylece. Ve Ruanda'da yaşanmış acı olaylar sonrası bir nebze de olsa daha sonraki nesiller için en azından ülkede daha iyi koşullar sağlanacaktır, etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu tip ikili anlaşmaların Ruanda'da hukukun güçlenmesine de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi hukuk ve demokrasi demişken Yüce Meclisimizde vatandaşın sorunlarını dile getiriyoruz. Bu nedenle de ben değerli toplu olarak her sene Şubat'ta ve Temmuz'da karne konuşmaları yapıyorum. Şimdi de Temmuz'dan bugüne neler olmuş bir hatırlayalım. En çok can yakandan başlayalım. Ekonomi haliyle. Bütün dünya faizleri yükseltirken ekonomi biliminin aksine faizlerin indirtildiğini, Türkiye'nin insan eliyle yapılmış dış kaynaklı olmayan ilk ekonomik krizine imza atıldığını gördük. Çin modeli, ihracat modeli, Türkiye modeli derken ne olduğunu ne sizin ne de bizim bildiğimiz haftada bir değişen ve asla öngörülemeyen ekonomi politikaları gördük. 8 lira olan doları 18 liraya çıkarıp sonra 13 liraya inmesini marifet diye satmaya çalışıldığını gördük. Türk lirasına %50'den fazla değer kaybettiğini, 2 ay arka arkaya Arjantin'in bile gerisine düştüğünü ve sonuçta %50 enflasyon yaşandığını gördük. Ekonomide neler yaşanacağını ancak gözlerindeki ışıltıyla anlaşılmasını sağlayan ve Cumhuriyet tarihinde bu şekilde yazılacak bir bakan gördük. Ve Ocak ayı dış ticaret açığının 10.4 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını, 17.6 milyar dolar ihracata karşılık ithalatın %55 artarak 28 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gördük. Böylece lirada yaşanan değer kaybının iddia edildiği gibi ihracatı patlatmadığını gördük. Doların 10 lira olacağını söylediği için vatandaşlarımızın yargılandığını, 18'e ve oradan da 13'e giden yolculuğundan sonra yargılanan 38 kişinin duruşmalarının ertelendiğini gördük. Dolar çıkarken elektriğe, doğalgaza, benzine yapılan zamların dolar inince nedense geri alınmadığını gördük. Dünyanın en büyük 16. ekonomisiyken 21. sıraya gerilediğimizi, yarım asırdır ambargo altında yaşayan komünist Küba'nın bile kişi başı milli gelirinin Türkiye'yi geçtiğini gördük. Sanayiciye tam 3 gün gaz verilemediğini ve sanayide üretimin durduğunu gördük. 2016'dan beri yeni yurt yapılmadığı için öğrencilerimizin sokaklarda kaldığını gördük. Yeni yılla elektriğe %50, kota aşılırsa %125 ve doğalgaza %25 zam yapıldığını gördük. Benzine her hafta gelen kuruş kuruş zamlarla 8 liradan 15 liraya çıktığını, vitrinlere elektrik faturalarının asıldığını, cirosundan fazla elektrik faturaları nedeniyle esnafımızın battığını gördük. 2021'de asgari ücretle 2250 tane ekmek alınırken asgari ücret zammıyla 2022'de 1417 tane ancak ekmek alınabildiğini gördük. Marketlerde şekere, yağ, kahveye satış kotası getirildiğini, bebek mamasına ve ezine peynirine kilit takıldığını gördük. Son bir yılda gübre fiyatlarının 4 yem fiyatlarının 2 katına çıktığını gördük. Çiftçinin belinin büküldüğünü, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın bitirildiğini gördük. Ürettiğimizden çok ithalatla buğday ithalatında dünya birincisi olduğumuzu gördük. Gıdada KDV'nin %8'den %1'e indirilmesine rağmen vergi indirimi sonrası fiyatların daha da arttığını gördük. 7 yaşında çocukların makroekonomiyi, Merkez Bankası ve kurları konuştuğunu ve yoksulluklarını, ailelerinin çare aradıklarını gördük. Vatandaşlarımızın ekonomik gidişattan bunaldığını, gençlerimizin umutsuzca bu ülkeden kaçmak istediklerini, bunları duyuran muhabirlerin ise tutuklandıklarını ve ev hapsine alındıklarını gördük. Hayat pahalılığı vatandaşın canına tak ettirmişken sanki kendileri yiyeceklermiş gibi gerekirse soğan yeriz diyen sırtı pek milletvekilleri, gerekirse simit yeriz diyen karnı tok destekçilerini gördük. Et alamayınca tavsiye olarak ben kendi hayvanımı kestiriyorum, ucuza geliyor diye akıl verenleri gördük. Soğan patates kuyruklarından sonra ekmek ve benzinin de kuyruklarını gördük. Boş börek, boş baklava satıldığını, vatandaşın onu bile alamadığını gördük. Asgari ücret zammının verilmeden 2500 lira olan emekli maaşınınsa 4131 lira olan açlık sınırının çok altında kaldığını gördük.
3600 sözünün yine tutulmadığını, sağlıkçılarımız ve öğretmenlerimiz acil kanunlar beklerken kenar dantel olacak kanunların meclisten geçirildiğini gördük. EYT'nin mektuplarını kahır mektubu olduğunu, sağlıkçıya zam deyip iki güne geri çekilen kanunun da bir rüyaydı böyle geçti şarkısının sözlerinde kaldığını gördük. Faizi önemli olmaktan, Merkez Bankası'nı bağımsız olmaktan çıkardık diyen Maliye Bakanı gördük. Eğitim, Maliyet ve Adalet Bakanlarının yapamadıkları için görev bıraktıklarını, görev yapmaya çalışan devlet bürokratlarının en son kul hakkı yiyemem diyen TÜİK Başkanı'nın görevden alındığını gördük. Böylece son 3 yılda 4 TÜİK, 4 Merkez Bankası Başkanı ve 3 Maliye Bakanı gördük. Fethullah Gülen'e şiir yazan Hilal Kaplan'ın TRT'ye atandığını, Pensilvanya'da Gülen'le fotoğraf çektirirken gözlerinin içi gülen Sayın Nebati'nin Maliye ve bu kürsüden Gülen için bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir diyen eski bakanın Adalet Bakanı yapıldığını gördük. Amerika'nın demokrasi zirvesine Türkiye'nin davet edilmediğini gördük. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksiklikler var diye Türkiye'nin gri listeye alındığını, gri pasaportlarımızla insan kaçakçılığı yapıldığını ortaya çıkan konsoloslarımıza ise cezalar verildiğini gördük. Sınır kentlerimizin eskiden yardım yaptığımız ülkelerce ucuzluk pazarına döndüğünü, Pandora belgeleriyle Türkiye'deki servet sahiplerinin İngiltere emlak piyasasında paralarını kaçırdığını gördük. İşçi ilanı açılmasına rağmen AK Parti'nin vereceği listeden alım yapılacağı iddialarını kabul eden millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu diyen belediye başkanı gördük Elazığ Palu'da. Ve KPSS'den yüksek puan almış gençleri mülakatlarda en düşük puanlarla elendiğini gördük. Sayıştay'a göre sadece 10 ilde 140 bin öğretmen açığı olduğu belirtirken açık yok fazla var dendiğini, atama sözlerinin tutulmadığını, kuryelik yapan atanmamış öğretmenleri ve İsmail öğretmenin, Mustafa öğretmenin intihar ettiğini gördük. 36 saat nöbete tabi 25 yaşındaki meslektaşım Rümeysa Şen'in trafik kazasında yorgunluktan hayatını kaybettiğini ve doktorlarımızın haklarını alamadıklarını, uğradıkları şiddete dahi engel olunamadığı için çareyi yurt dışına gitmekte bulduklarını, son yıl 1300 tane doktorumuzun yurt dışına gittiğini maalesef gördük. Gençlerimizin ve akademisyenlerimizin mücadelesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Melih Bulun'un görevden alındığını, yerine gelen Naci İnce'nin seçilmiş fakülte dekanlarını görevden alıp atayacak kimse bulamayınca kendisi ve iki tane arkadaşıyla rektörlük kurulundaki 10 pozisyonun 9'unu vekaleten doldurulduğunu gördük. Ülkemizdeki kayıtlı Suriyeli 3 milyonu 736 bin kişiyi bulmuşken toplam mülteci sayısı 7 milyona dayanmış hatta daha fazlayken Taliban'ın güce gelmesinin ardından sınırlarımızın yüz binlerce kaçak Afgan göçmeninin girişine izin verildiğini ve nüfusumuzun %8'inin artık göçmenlerden oluştuğunu gördük. Hudut namustur diyen gençlerimizin vatanlarını sevdikleri için gözaltına alındıklarını, 2021'de 491, Ocak'ta 54 kadınımızın cinayete kurban gittiğini, Belçika'da 4 kadını öldürmüş, 2 kadını yaralamış müebbet hapisli bir suçlunsa Türkiye'ye getirilerek serbest bırakıldığını gördük. 16 yaşındaki Sıla'nın nişanlısı tarafından boğazını kesilerek öldürüldüğünü, vakıf yurdundaki Sami Turul'un başının kesildiğini ve müstakbel meslektaşım Enes Kara'nın ben baskı altındayım yaşayamam diyerek intihar ettiğini gördük. Tire'de, Germencik'te, İkizdere'de köylülerimize rağmen ormanların tahrip edilmek istendiğini gördük. Ormanlarımız cayır cayır yanarken bir uçak filomuzun kalmadığını, helikopterler yetersizken kayyum atanmış Türk Hava Kurumu uçaklarının pistte yattığını gördük. Manavgat, Bodrum, Alanya, Kayseri, İzmir, Adana, Osmaniye, Milas, Marmaris, Mersin, Kozan, Muğla yandı. Didim, Kütahya, Kocaeli, Isparta, Sütçüler yandı. Ve bakanın yerleşim yeri tehdidi yok demesinden sonra köylerin boşaltıldığını, Kemerköy santrali için de bir tehlike yok demesinden sonra santralin küle döndüğünü gördük. Ve yangınlarda bakan ne dediyse tersinin çıktığını gördük. Hangardaki Türk Hava Kurumu uçaklarının bakım maliyetinin 4 milyon dolar olmasına rağmen son 5 yılda 500 milyon dolardan fazla hibe verilen Somali'nin o dönemde tam o günlerde 30 milyon dolar daha hibe verildiğini gördük. HES yapılması gereken yere HES yapıldığını, dere yatağına bina yapılmasına müsaade edildiğini ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin sel aldığını 71 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini gördük. Akdeniz bölgesindeki Isparta'mızın 30 santim karda boğulduğunu ve Enerji Bakanı denetlememişken, belediye koordinasyonu yapmamışken, çıkan karşısına vatandaşın, belediye başkanının vatandaşları donarken kendisini seçen bereket yağıyor dediğini gördük. Koronavirüs 100 bin vaka ve 300 ölümlerdeyken salgın artık grip gibi oldu diyen bir bakan gördük ve özetle karne yine sıkıntılı ama biz millete gidince seçimin ufukta, iktidarın da yolcu olduğunu gördük ve umuda hep yer olduğunu, yakında bunların geçecek ve sizin de gidecek olduğunuzu gördük. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.